YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün farklı yöntemlerle üzüm yaprağı nasıl saklanır, onun yapımını göreceğiz. Öncelikle pazardan taze taze alıp gelmiş olduğum üzüm yapraklarımızı çıkaralım. Güzel bir şekilde hepsini düzeltip istifleyelim. Buzdolabı poşetlerine pişireceğimiz miktarlarda dolduralım. Bu şekilde istediğiniz miktarlarda hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle hemen iki poşetini göstermek amaçlı hazırlıyorum. Bir pipet yardımıyla poşetin içindeki havayı içimize çekelim ve poşeti vakumlayalım bu şekilde. Hiç hava kalmasın içinde. Daha sonra diğerini de aynı şekilde yaptıktan sonra derin dondurucuda istediğiniz süre içinde saklayabilirsiniz. Elinizin altında tazeleyecek. Sadece bunu pişireceğiniz zaman buzu çözülmeden kaynar suyun içine atıp haşlayıp o şekilde yapraklarınızı sarabilirsiniz. Hem tuz yok içinde hem de gerçekten çok güzel oluyor. Hemen taze taze, hiçbir tazeliğini bozmadan bu şekilde yapraklarınızı saklayabilirsiniz. Dilerseniz de böyle bir tapırın içinde saklarsanız daha da uzun ömürlü olur. Böyle saklama kaplarında saklarsanız daha da uzun ömürlü olur. Buzdolabında yanmaz. Şimdi diğer yönteme gelelim. Yine aynı şekilde yapraklarımızı özellikle düzeltelim ki bunları kaynar suyun içine attığımız zaman buruşur, birbirine yapışır. Sonra açmak, düzeltmek zor olur ıslakken, biliyorsunuz birbirine yapışınca. Ama böyle kuru haldeyken düzgün bir şekilde istiflerseniz ve saplarını da çok fazla kesmezseniz, çünkü o saplarından tutup ayırmak gerekiyor. Saplarını da böyle çok derinden kesmeyin lütfen. Çünkü o saplarından tutup böyle ayırmak daha kolay olur. Bunlar da püf noktaları. Böyle buruş buruş atarsanız kaynar suya, çok zor açarsınız yapraklarınızı, işiniz zorlaşır. Şöyle tencerenin yarısına kadar su doldurmuştum. Kaynamaya başlayınca yarım tatlı kaşığı kadar tuz attım. Burada dikkat etmeniz gereken 3 dakikayı geçmesin. Şu anda yapraklar koyu yeşil, açık yeşil olunca hemen çıkaralım sudan. Fazla pişirmeyelim çünkü o zaman yapraklarınızı sararken çok piştiği için yırtılır. O zaman güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Sadece koyu yeşilden açık yeşile dönene kadar, yani rengi dönene kadar fazla bekletmiyoruz. Daha doğrusu yaprağı sararken böyle yaprak sert olmasın, rahat sarabileceğimiz şekilde. Gördüğünüz gibi hemen rengi kısa süre içinde dönüyor. Koyu yeşil kalmayana kadar, bakınız bu şekilde. Hemen sudan çıkarıyoruz. Fazla kesinlikle bekletmiyoruz. Diğer yapraklarımızı da aynı şekilde istiflemiştik. Dağıtmadan, karıştırmadan. Şöyle sadece bastıralım. Her tarafı güzelce kaynar suyun içine değsin. Salamura da güzel oluyor. Fakat salamura yaprak gerçekten çok tuzlu oluyor. En az 3-4 saat soğuk suda bekletmek gerekiyor. Tuz da biliyorsunuz böbrekler için gerçekten çok zararlı. O yüzden bu şekilde hem taze hem de tuzsuz, tuzunu artık kendiniz ayarlayabilirsiniz.
daha lezzetli oluyor diyebilirim. Evet, şimdi kaynar suyun içinden çıkarıyoruz artık. Şöyle soğuk suyun önüne tutuyorum. Daha fazla, çünkü durduğu yerde de pişebilir bu yapraklar. O yüzden şöyle bir soğuk suyun önüne tutuyorum. Hem yapraklarımız tertemiz yıkanmış oluyor, hem de daha fazla durduğu yerde pişmemiş oluyor. Sararken yırtılmamış olacak. Evet. Kendiliğinden suyunun süzülmesini bekliyoruz. Bakınız, bu şekilde gayet güzel, sağlıklı bir yöntem. Suları güzelce süzülebilir veya kendiniz elinizle böyle sıktırarak suyunu süzebilirsiniz. Şimdi diğer yöntemimize geçiyoruz. Bunları düzgün bir şekilde istifledim. Bir leğenin içine alalım. Şöyle bir leğenimiz var. Onun içine alalım. Ocakta, demlikte kaynar su var. Suyumuz fokur fokur kaynıyor. Şimdi kaynar suyu bu yaprakların üzerine dökebilirsiniz. Eğer kaynatmak zor geliyorsa, hani süresini kaçırabilirim, çok fazla pişti olmasın diye, bu şekilde üzerine kaynar suyu döktükten sonra yeteri miktarda üzerine çıkana kadar üzerine bir kapak kapatabilirsiniz. Bu şekilde rengi sararacaktır. Bakınız, su yeterli gelmedi. Tekrar üzerine kaynar su döktüm ve rengi kendiliğinden döndü. Koyu yeşilden açık yeşile döndü. Artık suyun içinden çıkarabilirsiniz. Bu da daha kolay bir yöntem. En garantili yöntem diyebilirim. Çünkü pişirme süresini eğer ayarlayamazsanız unutabilirsiniz. Telefon gelebilir, fazla pişebilir. Evet, bu da sarılacak kıvama geldi. Rengi de döndü. Kendiliğinden bunun da soğumasını bekliyorum. Daha sonra buzdolabı poşetlerini alıyorum. Diğer yaptığımla beraber hepsini. Güzelce şöyle suyunu sıkalım, İçinde buz tutmasın. Buzdolabı poşetlerini yerleştirebilirsiniz bu şekilde. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimin sizin için faydasını olduğunu düşünüyorsanız lütfen bir beğen tuşuna basıp, eğer abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Evet, hepsini güzelce şöyle sıkıyorum suyunu. Daha sonra da buzdolabı poşetine yerleştiriyorum. Bakınız, hemen pratik. İster çiğ olarak, isterseniz böyle haşlayarak veya üzerine kaynar su dökerek yapraklarınızı uzun süre buzluğunuzda, dondurucunuzda saklayabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de pratik. Hem de kavanozlarla, tuzlarla, salamuralarla uğraşmamış olursunuz. Çünkü salamurayı herkes yapamayabilir, eriyebilir yapraklarınız. Bu daha garantili yöntem. Evet, bu da kaynatmış olduğum. Bunları da güzelce buzdolabı poşetlerine yerleştirelim ve havasını bir pipet yardımıyla alalım, vakumlayalım. Afiyetle tüketebilirsiniz. Bu şekilde. Fazla sularını mutlaka alalım. Yiyeceğiniz miktarlarda kişi sayısına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hemen pratik. Üç yöntemi de tavsiye ederim. Gerçekten üçü de garantili yöntemdir. Hiç bozulmaz. İsterseniz çiğ olarak haşlamadan böyle yeşil bir şekilde poşetleyebilirsiniz. İlk tarifimdeki gibi, dilerseniz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Hepsi de çok güzel, kolay. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.